Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz geçen hafta Stray Kids konserine gittim. Sadece Stray Kids'i değil aynı zamanda NMIX'i de gördüm. Ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Ufaktan da bir dedikodu yapmak istedim sizinle. Instagram üzerinden sorularınızı aldım. Bugün bu sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Ücretli miydi ve nasıl nereden haberin oldu? Şöyle, bizim Nisan ayı gibi bir İngiltere'ye gitme planımız vardı ablamlarla. Ablam, ben ve eşi. Bu yüzden vize başvurusu yapacaktık. Ve tam böyle vize başvurusu için belgelerimi toplarken bir fan sayfasında Hyde Park'ta İngiltere'de headliner olacaklarını gördüm. Ve içimden bir ses dedi ki fırsat bu fırsat. Çünkü eğer Avrupa'da konser turuna gitmeye çalışsaydım vizem çıkmayabilirdi. Çünkü İngiltere için davetiyemiz de vardı. O yüzden bir tık çıkması daha olasılıydı. Ve zaten zamanında vardı Temmuz'a kadar. Biletler satışa çıktı ve biz biletleri aldık. Gold Circle'dan aldık. Bu yüzden birazcık da riske attım. Daha vizem çıkmadan, hiçbir plan yapmadan direkt biletlerimizi aldık. Uçak, gidiş, dönüş, konser bileti falan her şey dahil ne kadara mal oldu? Şimdi şöyle, uçak gidiş dönüşü biz Nisan'da yine indirimli bilet bulmuştuk, oradan aldık. Temmuz ayı için de Nisan ayı gibi bir kampanya oldu. O kampanyadan gidiş dönüş biletlerimizi aldık. Biletlerimiz yaklaşık 6-7 bine denk geldi diye hatırlıyorum. Konser biletinde Gold Circle için bilet başına £220 ödedik. Bu şu an ne kadar yapıyor? 8.000-9.000 civarı bir şey yapıyor. Ki normalde Stray Kids konserinin en önden biletleri çok daha pahalıya denk geliyor. O yüzden festivaller bir tık daha avantajlı oluyor bunun için. Fakat yer kapmanız gerekiyor çünkü Gold Circle büyük, geniş bir alan. Neredeydi bu konser ve bir daha gider miydin yoksa başka bir gruba mı giderdin? Şöyle, zaten konser bitti ve ben direkt Avrupa'daki konserlerine de gitmek istiyorum kesin. Çünkü o kadar güzel bir deneyimdi ki bir sonraki sorularda da daha detaylı açıklayacağım size. Konser bittiği andan beri özlemeye başladım Stray Kids'i. Ortam nasıldı? Ortam çok güzeldi. Beklediğimiz o uzun süreç boyunca tanıştığım insanlar hepsi çok tatlılardı. Tüm kızlar çok tatlıydı. Sürekli ücretsiz bileklik yapıp dağıtanlar, işte sticker dağıtanlar, fotokart dağıtanlar oldu. Çok tatlı bir ortam vardı. Herkes böyle süslü süslü gelmişti. K-pop konserlerinin ortamları bence çok güzel oluyor zaten bu yüzden. Alana gittiğinde ne kadar bekledin? Konser saati gelene kadar neler yaptın ya da öne nasıl geçtin? Şöyle, biz zaten alana bir önceki akşam gece 10'da gittik. Biz gittiğimizde o gün yine festivalin bir konseri vardı. İnsanlar Hyde Park'tan çıkıyordu. Biz Hyde Park'a yeni giriyorduk. Alana gittik. Hatta Almanya'da yaşayan bir Türk kızla tanıştık. Onun da arkadaşı vardı yanında. Sonra beklemeye başladık. Beklerken yanımıza yine yabancı arkadaşlar geldi. Onlarla da tanıştık, sohbet ettik. Ve sırayı başlattık. Çimlere oturduk. Daha barikatların olduğu sıra açık değildi, kapalıydı. Onun önüne bir sırayı oluşturmaya başladık. Sonra bir güvenlik geldi. Bize bileklik verdi, sıra numarası verdi. Bizim numaramız 39-40-41. Yani bizim önümüzde daha 30 kişi falan vardı bizden önce gelen. Ama bilekliklerini alıp gitmişler. Güvenlikler bize dedi ki siz sabah 12 gibi gelin. Kapılar 1'de açılıyordu bu arada. 12 gibi gelin, biz sizi sırada bulunduğunuz, sahip olduğunuz sayı numarasına göre dizeceğiz dediler. Ama biz güvenemedik çünkü yanımızdaki kız dedi ki ben Avrupa'da çok fazla konsere gittim. Hep böyle bir sistem yapmaya çalıştılar ama asla işe yaramıyor. Bir sonraki gelen güvenlik devresi bunu biz yapmadık, biz ilgilendirmiyor deyip kafalarına göre sıra yapıyorlar dedi. O yüzden biz de güvenemedik ve orada kaldık gece. Sabah 3-4 gibi insanlar gelmeye başladı zaten şafak sökerken. Bayağı upuzun bir sıra oldu ve biz sıranın en önündeydik. Bizim önümüzdeki sıra numaralı insanlar daha gelmemişti. Onlar gelince biz müsaade ettik. Numaraları vardı sonuçta. Gerçekten de o numaraya göre dizildik. Bir sıkıntı çıkmadı ama biz güvenemediğimiz için tabii gece beklemiş olduk orada. Sonra bizi barikatların olduğu konser alanının girişinin sırasına aldılar. İçeride bekledik. Bu sırada hatta provaları oldu. Sürekli büyük ekrandan gördük prova yaparken. Seslerini duyduk. İçeri girdikten sonra da tabii bayağı bir süre beklemiş olduk. İçeride saat 1'de girdik. Tam sahnenin olduğu alana 1'de girdik. Konser de akşam 8.20'de başladı. Stray Kids konseri. Tabii ondan önce 2.40'da Hayır, sonra NMIX, sonra Eric Benjamin, sonra Maisie çıktı. Yani beklerkenki süreçte
aslında müzik devam ediyordu. Sürekli bir sahnede hareket vardı. O yüzden çok sıkılmadık. Ama tabii ki de çok zordu o kadar saat beklemek. Arada oturmaya çalıştık sıkışıklık arasında. Zordu. Ama sohbet ederek etraftakilerle bir şekilde geçti. Şu an anlatırken çok kolay geliyor ama gerçekten çok zordu. Geceden sıraya girmek konserdeki enerjini etkiledi mi? Çok yorucu olur çünkü. Sahne boşken yorgunluğu hissediyorduk gerçekten. Yani halsizlik, güneş vuruyordu falan. Ama sahnede bir hareketlilik olduğu zaman ona odaklandığın için çok aklına gelmiyor o an yorgunluğun, adrenalinden dolayı. Ki Stray Kids konseri başladığı zaman zaten hiçbir problem olmadı benim için. Ben gayet enerjiktim. Bir de zaten biz bir önceki gün sadece uyumuştuk. Enerjimizi toplamıştık. Yemek yedik ve uyuduk sadece. Konser ne kadar sürdü? 2.40'da konserler başlamış oldu. Sahne açılmış oldu. Stray Kids konseri 8.20'de başladı. 10'da bitti. Yani 1 saat 40 dakika sürdü. Ama Stray Kids'in sahnesi hazırlanırken de bize müzik açtılar. Hep beraber söyledik. Cinsiyet yoğunluğunu merak ettim. Tabii ki de çok fazla kız vardı. Ama aralarda fanboylar da vardı. Elmix hakkında ne düşünüyorsun? Ben en az Stray Kids kadar Elmix'i göreceğim için de çok heyecanlıydım. Çünkü biz Elmix'i de çok dinliyoruz. Ben zaten Elmix coverlarını da yapmaya çalışıyorum. O yüzden onların sahnesinde de çok eğlendim. Zaten videolarda arkada sesimi hep duyuyorsunuzdur. Elmix'te en enerjik üye hangisiydi? Bence kesinlikle Lili ve Bey'di. Genel olarak hepsi enerjik tabii ki. K-pop üyeleri oldukları için hani işleri bu. Ama iki üye gerçekten çok ön plana çıkıyordu bence enerjileriyle. Çünkü Lili fazla güler yüzlü, Bey de aynı şekilde çok güler yüzlü ve çok enerjik söylüyordu. Dans bakımından da Kyujin çok enerjik dans ediyordu. Diğerleri biraz daha söylemeye odaklanmıştı ama Kyujin çok güzel dans ediyordu gerçekten. Elmix'in canlı vokalleri hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi söylüyorlardı. Yani bunun üstüne bir şey söyleyemem. Çok iyilerdi. Arkada zaten canlı müzik çaldı. Müzik de canlı çaldı. Ve asla playback yapmadılar. Hepsini canlı söylediler ve dans da ettiler. Çok iyilerdi. Hiç detone falan olmadılar. Stray Kids üyelerini yakından görünce ne hissettin? Bu benim için tarif edilemez bir duyguydu arkadaşlar. İlk konser başladığında, buraya videosunu koyarım, perde indiğinde uzaktalardı. Evet bir sahne önündeydik ama ana sahne birazcık uzakta kalıyordu. İlk gözüme Felix'in göründüğünü hatırlıyorum. Felix'i gördüm. Hani o an fark ettim gerçekten onları gördüğümü. Uzaktayken 2-3 şarkı söylediler konser başlangıcında. Sonra Thunderous çalmaya başladı ve ben İtalya'daki konserlerini de izlediğim için internetten Thunderous'ı önde yapacaklarını biliyordum. Thunderous başladı. Ablamla biz Thunderous başladı. Gelecekler falan olduk. Hemen kameramızı açtık. Merak etmeyin kameram açıktı ama ben hep konseri izledim. Yani telefon elimde böyleydi. Ben full konseri izliyordum. O yüzden belli bir fan kemim yok aslında. Sadece sahne ortasında telefonu tuttum. Sonrasında da izleyebilmek için. Onun dışında gözüm hep sahnedeydi. Hiç ekranıma bakmadım. İlk öne geleceklerini fark ettim. İşte geliyorlar. Yani şey diye düşündüm. Evet gerçekler. Öne geliyorlar. Hani hayallerim gerçek oldu şu an. Hani çok değişik bir duyguydu. Gerçekten açıklayamıyorum bile ama o kadar mutluydum ki. İlk en önde Bangchan geliyordu. Böyle Bangchan'ın gülüşünü görmek. Gözlerinin içi gülüyordu resmen arkadaşlar. Yani o kadar mutlulardı ki onlar da en az bizim kadar öne gelirken heyecanlanıyorlardı. Düşünsenize öne doğru yürüyorsun. İnsanlar çıldırıyorlar. Seyircilerle ilgilendiler mi genel olarak? Tabii ki de. Zaten şarkı söylemek ve dans etmenin dışında yani bu Music Bank'teki performansları gibi değil kesinlikle. Konserin yarısından çoğunda bizimle etkileşim halindelerdi. Sürekli sahne kenarlarını dolaştılar, kameralara poz verdiler, pankartları okudular. Sürekli bizimle ilgileniyorlardı zaten. Sürekli konuşuyorlar, sürekli bakışıyorlar. Çok iyilerdi. Hiç etkileşim aldın mı üyelerden? Zaten paylaştığım TikTok'lardan da fark etmişsinizdir. Hyunjin zaten sürekli kamera arıyordu. Kamera arayıp böyle kameraları oynuyordu. En ortada olduğumuz için böyle geldi kamera aradı. İlk önce ablamın kamerasına baktı. Ondan sonra benimkine gözünü çevirdi ve dans etti. Item sırasında. Biz tabii çıldırdık. Çığlık atıyorum baktığını fark edince. Onun dışında Changbin 3 kez kamerama baktı.
Han iki kez baktı. Hatta bir tanesinde el sallıyordu, böyle yapıyor. Onun dışında Charmer Minho öne gelirken ben çıldırdım. Bayağı çıldırdım. Zaten sadece onu izliyordum. Fark ettim, böyle bir güldü. O an biz şey diye düşündük. Herkes çıldırdığı için bir hani şey oldu. Herkes bağırdığı için bir sırıttı diye düşündük. Sonra videoları izlediğim zaman Reels'ta başka videolar da benim karşıma çıktı. Başka Charmer Minho videoları da çıktı farklı açılardan. Sadece benim çığlığım duyuluyordu. Büyük ihtimalle benim çığlığıma güldü. Başka bir etkileşim almadım. Ama zaten genelde kamera odaklı oynuyorlardı. Yani pankartın falan varsa okey, cevap verebiliyorlar. İşte el kol hareketleriyle konuşmaya çalışabiliyorlar. Ama kameran varsa direkt kamerana bakmaya odaklanıyorlar. Çünkü sonuçta sen onu eve gidince izleyeceksin, fark edeceksin, editleyip TikTok'a atacaksın. O birazcık daha onların yararına olacak. Bence bu yüzden daha çok kameralara oynuyorlardı. Çok yakışıklılar değil mi? Evet arkadaşlar, ben bu konuda en çok şaşıran insanlardan bir tanesi olabilirim. Açıkçası şey bekliyordum. Okey, makyaj yapılıyor, küçük operasyonlar yapılıyor. Ama gerçekten hani ne bileyim, ciltlerindeki pürüzü görürüz, derilerindeki pürüzü, yaraları görürüz. Yok öyle bir şey. Pürüzsüzler, gerçekten mükemmel görünüyorlardı. Çok ilginçti. Şeyi hatırlıyorum. Arada kameramı indirip sadece nasıl göründüklerine odaklanmıştım öne geldikleri zaman. Hatta aklımda böyle Hyunjin'in ellerine baktığım an var böyle. Gerçekten ekranda nasıl görüyorsak öylelerdi. Çok yakışıklılardı. Özellikle Bang Chan arkadaşlar. Bang Chan benim beklediğimden, fotoğraflarda çıktığından çok daha yakışıklı kesinlikle. Sesleri ve visual'ları yakından farklı mı? Farklı diyecek olursam çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten çoğunu işte ne bileyim Han'ı, Changbin'i, Bang Chan'ı, hani bu üyeler bizim visual olarak bilmediğimiz üyeler. Ve ben hani biraz şey görmeyi bekledim. Daha sansı bir görünüş bekledim. Ama gerçekten onlar bile o kadar mükemmel görünüyorlardı ki. Çok iyilerdi. Sesleri zaten asla detone olmadılar. Tek detone Felix'in London derken sesi bir detone oldu. O da komikti. Cidden boyları bu kadar kısa mı? Ben boylarını bu arada bayağı kısa bekliyordum. Yani sahnede böyle küçücük göreceğim diye bekliyordum ama öyle değildi. Belki de bir tık yukarıda oldukları için bilmiyorum ama zaten bizim önünde olduğumuz sahne o kadar da yüksek bir sahne değildi. Yani yerden böyle 1.70 falan yukarıdaydı sahne. Ve ona rağmen iyi görünüyorlardı. Bir tek bence Minho kısa görünüyordu. O da şeyden kaynaklı büyük ihtimalle. Hepsinin tabanlı ayakkabısı vardı ama Minho'nun tabansız spor ayakkabısı vardı. Bence o yüzden o bir tık kısa görünüyordu. Ama çok çok kısa değiller bence. Gerçekten ne yazıyorsa o boyda olabilirler yani. O internette yazan boyları doğru bence. Göründükleri kadar zarganalar mı? Şunu söyleyebilirim kiloları hakkında. En zayıfları Ayen ve Sunmin'di. Hyunjin de zayıftı ama Hyunjin'in omuzları ve şu bölgesi kaslıydı. Bang Chan bayağı kaslıydı arkadaşlar. Hani bir de yağ oranı da düşüktü. O yüzden kaslı kaslı duruyordu ve çok menlimen bir enerjisi vardı. Changbin de kaslıydı ama Changbin biraz daha şeydi. İriydi, iri kaslıydı, yağlı kaslı. Minho asla zargana değildi. Minho biraz tontikti bence. Ama güzel görünüyordu. Ben çok beğendim. Zaten ben Minho biyaslıyım biliyorsunuz. Han da bence çok zayıf değildi. Bence o kadar zayıf değillerdi. Dediğim gibi sadece Ayen ve Sunmin çok zayıftı bence. Ayen bence çok zayıftı. Felix de mesela aralarında o kadar küçük durmuyordu. Belki de bacak boyları falan daha uzun olduğu için bilemeyeceğim ama yani minnacık bir görüntü yoktu ortada. Felix'in çilleri görünüyor muydu? Ben görmedim. Fotoğraflarda da çıkmamış. Demek ki kapatmışlar. Keşke kapatmasalardı. Görseydik. Moment veren ship var mıydı? Gördüğüm kadarıyla ne yazık ki bu ship olayları çok da gerçek değil bence. Yani arkadaşlık shipleri okey ama öyle romantik bir enerji alamadım hiçbirinden. Hyunix ihtimali yüzde kaç? Aralarında bu arada en birbiriyle uğraşan, beraber takılan Hyunjin ve Felix'ti. Özellik verecek olursam bir %40'ı var. Islandınız mı? Atıkları su direkt fırlattıkları için damla damla geliyor üstümüze, geldi. Ama my pace sırasında Ceyhan su attı bir ara ve atamadı. O yüzden
Yanımızdaki kızın üstüne şlop diye geldi su. Islandık evet. Abla en havalı üye kimdi konserde? Ben gerçekten hepsini çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Hatta Vias'ım, Minho ve Ayen. Ama Bankcha'nın, Hyunjin'in sahne enerjisi çok başka. Yani özellikle Bankcha'nın aurası o kadar başka ki arkadaşlar. Yani şeyi hissediyorsunuz. İşi biliyor ya. Bilerek yapıyor bir şeyleri. Her şey onun kontrolünde falan. Bunu hissediyorsunuz. Hyunjin'de hiç efor sarf etmeden çok cool görünüyor. Herhangi bir fotoğrafını çekiyorsunuz mükemmel çıkıyor. Bence kesinlikle Bankcha ve Hyunjin'in sahne aurası çok başkaydı. En iyi ve en kötü performans sergileyen kimlerdi? İsterseniz hepsinden kısa kısa bahsedeyim. Zaten aralarında kötü performansı olan yok. Hepsi çok profesyoneldi. En iyileri kesinlikle Bankcha, Felix ve Hyunjin'di. Özellikle Hyunjin diyebilirim çünkü Hyunjin dansı da full out yapıyor. Şarkıyı da söylüyor. Okey, vokal kısımları yok ama çok iyi söylüyor. Çok enerjik ve sürekli poz kesiyor. Bence performans olarak aralarında en iyisi Hyunjin olabilir. Felix de çok enerjik, aşırı enerjik. Sürekli zıplıyor ortalıkta, sürekli işte bağırıyor, sürekli konuşuyor. O da çok enerjikti. Ve Bankcha zaten çok, Bankcha çok ayrı bir prolukta görünüyordu. O yüzden onu bu sıralamaya dahil bile etmeyeceğim. Enerjiden daha çok Hyunjin ve Felix sorumlu gibiydi. Han kendi kendine takılıyordu. Böyle kapak atıyor mesela şeye. Kutuya kapağı atıyor, kutuya tam denk getirince kendi kendine eğleniyor falan. Han böyle dolanıyor, arada zıplıyor, kendi kendine eğleniyordu. Sunmin sürekli böyle hava atıyor böyle. Zaten vokal partlarını mükemmel söylüyordu. Changbin herkese eğleniyordu, herkesin çıldırışıyla eğleniyordu. Orası çok bariz belliydi. Sürekli gülüyor, sürekli böyle bir alay halinde. Minho biraz cool takılıyordu. Hiç göz göze gelmiyor insanlarla. Geliyor. Havalı bakıyor, böyle takılıyor, sonra gidiyor. Hani bir kendini gösteriyor. Her yeri dolanıyor ama, her yeri dolandı. Mimikleri biraz daha cool, sinirli. Mimik konusunda mesela Hyunjin sürekli gülüyordu arkadaşlar. Sürekli gülüyor. Sürekli kenara gelip sırıtıyor, çok tatlıydı. Ayen de tatlı görünmesine rağmen sürekli gelip özellikle havalı hareketler, pozlar yapıyordu. Suyu içiyor, atıyor, işte yürüyor, bakıyor falan ve kolları açıyor. Felix zıp ortada dolanıyor zaten. Bankcha sürekli etrafa gururla bakıyor. İşte herkes söylüyor, şu an buradayız. Arkadaş edindin mi? Orada tabii ki de bir sürü kişiyle tanıştık ama sonrasında konuşmaya devam ettiğim kimse olmadı. Seni rahatsız eden fanlar oldu mu? Evet, genel olarak İnsanlar çok heyecanlı, anlaşılabilir yani işte öne doğru ittirmeler, öne geçmeye çalışmalar anlaşılabilir kesinlikle çünkü biz de öyleydik. Ama beni en çok rahatsız eden şey, yanımda bir Japon teyze vardı ve bu teyzenin galerisinde Han'ın, Kas'ının fotoğrafları, bir sürü fotoğrafı, işte Line'da tüm Han gruplarına üye, Han'la ilgili gruplara üye, Twitter'da bir sürü Han'la ilgili şey paylaşıyor falan. Bu teyze bana biraz korkunç gelmişti çünkü konser alanına girdiğimizden itibaren sessiz bir şekilde duruyordu. Kuakka oyuncağı ve havlusuyla. Ve Han öne geldikçe böyle sırıtıyordu ama çok korkunçtu bence. Hani çok yaşta çok büyük Han'dan ama bu kadar hayran olması biraz bana garip gelmişti. Tek başına bu kadar tek başına gelmiş falan ve galerisi Han dolu. Changbin gerçekten de kaslı mı? Evet, çok kaslı. Bayağı kaslı. Minho nasıldı? Şey çok komikti. Mesela şarkı söylüyor. Mikrofon elinde, diğer eli böyle duruyor. Hyunjin gerçek mi? Ben bunu hala düşünüyorum. Acaba gerçek miydi yoksa bir hayal mi gördüm falan diye. Çünkü Hyunjin arkadaşlar gerçekten gerçek dışı görünüyordu. Yani abla anlatsana Bankcha'nı görmek nasıl bir his? Ya Bankcha bana zaten sanki böyle tanıdığım bir insanmış gibi, arkadaşımmış da ben görüşmüşüm, buluşmuşum konserde onunla. Onu izlemeye gelmişim gibi hissettirdi bana. Özellikle o ilk öne doğru gelişlerinde. Gilerek geliyor şimdi. Ben bu çocuğu pandemi döneminde her hafta yayınını bekliyordum. Yayını izlerken soru çözüyordum işte. Ne bileyim, sürekli bir
iletişim halinde oluyorsun aslında canlı yayınlardan bile. O yüzden bir garip hissettim. Gerçekten o kadar samimi ki gözlerinin içi gülüyor ya. Gözlerinin içi gülüyor çocuğun. En komik bulduğun an, Felix'in sesini çatladığı andı sonunda. Tam böyle bye bye London derken London oldu ve büyük ekranda şöyle görünüyordu. Ablo üyelerin dansı nasıldı? Hepsini tek söyler misin? Yonjin'inki mükemmeldi. Çok anlattım zaten. Minho'nunki aşırı temiz görünüyor. Yani Minho'yu izlerken bu dans çok kolay ya diye düşünüyorsunuz ama öyle değil asla. Felix zıp zıp çok havalı ve çok enerjik. Sunmin daha çok vokal odaklı bence. Zaten dans üye değil. Ayen de çok havalı. O da çok iyi. Bangchan'da, Changbin'de. Hepsi çok iyi dans ediyor zaten. Ama aralarında en parlayan sertlik olarak Hyunjin, temizlik olarak Minho. Tek kelimeyle deneyimini nasıl açıklarsın? Hayalimdi. Bu deneyim benim hayalimdi zaten. Hani ben BTS'i çok seviyordum. BTS'i görmek istiyordum. Hatta dalga geçerdim işte. Ben görmeden grup dağılacak, gidecek falan. Yani evet biraz BTS... Bir daha konser yaparlar mı? Emin değilim. Sevdiğim şarkıları söylerler mi? Emin değilim. BTS'den sonra zaten Stray Kids aşkım başladı benim. Çok öncesine dayanıyor. Hani ben Side Effects'te falan Stray Kids hayranı oldum. Ondan sonra tüm şarkılarını ayrı bir özenle coverlamaya başladım. Hani Stay olmadan önce de okey coverlıyordum. Şimdi dönüp baktığımda aslında onların şarkılarına ayrı bir önem veriyormuşum. Coverlarına ayrı bir önem veriyormuşum. Danslarına ayrı bir hani emek veriyormuşum videolarıma. O yüzden benim hani bu kadar hayranı olduğum pandemi döneminde beni hayata tutan insanları görmek benim hayalimdi. Enim de tam o noktada olmak hayalimdi. Çünkü Hyde Park'a geçen sene Blackpink de gelmiş mesela. Biz biletleri aldıktan sonra baktık işte nerede yer kapmaya çalışalım, koşacağız falan diye düşünüyoruz ya. Ben direkt o T sahnenin en ortasını istemiştim. Hani orada olursak hem ana sahneyi direkt görmüş oluruz hem öne geldiklerinde ki konserin yarısından çoğunda önümüzdelerdi sürekli. Nasıl olduysa o izdihamdan kurtulup başardık yani oraya geçmeyi. Tam hayalimdi bu deneyim. Siz de konseri izlemek istiyorsanız hala vlogumdan izleyebilirsiniz. Elimdeki tüm videoları birleştirdim. Konser sırasına göre hepsini koydum oraya. Arada kesitler var ama ışıkları kapatıp televizyonda açtığınız zaman aynı deneyimi yaşadığınızı hissedeceksiniz siz de umarım. Vloguma bakmayı unutmayın o yüzden. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Hala heyecanım bitmedi. Hala konserin etkisinden çıkamadım. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Sizinle de deneyimlerimi paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Love you.